Arkadaşlar yeni bir Murat Oksin karışımımıza daha hoş geldiniz. Bugünkü Murat Oksin karışımımız yine 5 litrelik damacanada. Gerçi buna 5 litrelik pet şişe diyorlar da. Yine çeşit çeşit burada bulaşık deterjanından tutun, cam sil, domestoslar falan var böyle. Diş fırçaları var, arkonemler var, kolalar var. Kola, deodorant, her türlü zıkkım, zehir, bok burada. Bunların yine hepsini karıştıracağız ve ortaya inanılmaz iğrenç bir Murat Oksin çıkartacağız. Arkonemle başlayacağım ilk başta. Çünkü bulabildiğim en ucuz krem buydu. Şöyle sıkıyoruz. Görünüyor mu? Şey görünüyor mu? Şu döl gibi çıktı da. Yöremizde arkonem sıkılarak kullanılır. Şunu esprisini yapmamam lazım daha fazla. Kolaya geçelim. Aynen, aynen, aynen. Allah bin belamı verecektir. Allah kahretsin, dışına döktüm. Aynen. Murat Oksin karışımları aynı zamanda insanlara bilimi de öğretiyor. Murat Oksin'i birazcık yatıralım şöyle. Aynen. Allah bin bela, Allah bin belanı versin. Dur. Dur, Allah bin belanı versin. Bir dakika. Evet. Birazcık da oda spreyi sıkalım içine. Oda spreyi dökelim içine biraz. Birazcık tuz. Karabiberi direkt tane tane mi atsam? Ne eksik? Kahve eksik. Kırmızı biber tozunu unuttum. Olmazsa olmaz. Öf! Gel bir kokla. Her şey var içinde a**ına koyayım. Her türlü pislik kokuyor. Yöremizi de meşhurdur bu. Murat Oksin bitmek üzere. Hadi bismillah. Sonumuz hayır olsun. Güzel mi? Açıyorum. Öf. Öf. A**tir. Çok kötü kokuyor. Bir şeyden zehirlenenler oluyordu. Neydi o? Bir ara çok meşhurdu. Sürekli bütün anneler zehirleniyordu. Porçözden galiba. Yöremizde meşhurdur bu anneler. Dadı meşhur. Evet. Hadi gidelim.